İlk veriler 17. yüzyıldan başlıyor. Çünkü İzmir 17. yüzyıldan sonra özellikle Avrupalı seyyahların gezi rotasına giriyor. Daha öncesinde çok fazla uğramıyorlar İzmir'e. İzmir 16. 15. yüzyılda çok büyük bir kent olmadığı için çok fazla gezgin çekmiyor. Ama 17. yüzyıldan itibaren Akdeniz'in en önemli limanlarından birine doğru dönüşmeye başlıyor. Dolayısıyla birçok gezgin uğruyor İzmir'e ve onların yaptığı haritalar var, onların aktarımları var. Dolayısıyla 17. yüzyıldan itibaren sık sık Boyacı Deresi'ne değinen belgelere rastlayabiliyoruz. Boyacı Deresi'nin uzunluğunu tarif etmek gerekirse yaklaşık olarak bugün Kapılar Bölgesi dediğimiz veya Kemer Bölgesi dediğimiz bölgeden denize kadar uzanan yaklaşık 500 metrelik bir alanda aktığını söyleyebiliriz. Bu güzergaha dair veriler dediğim gibi 17. yüzyıldan itibaren takip edilebiliyor. Ama tabii 17. yüzyıldaki çizimler çok günümüz standartlarına yakın değil. Biraz daha tahmini, kroki şeklinde olduğu için çok net bilgiler edinemiyoruz. Ama 18. ve 19. yüzyılda daha profesyonel insanlar o çizimleri yapmaya başladığından çok daha net verilere ulaşabiliyoruz. Yani tam olarak nereden aktığını, bugün nerelere tekabül ettiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Boyacı Deresi Meles Çayı'nın kollarından bir tanesi. Dolayısıyla Meles Çayı'ndan ayrılıyor. Bugün Kemer Bölgesi dediğimiz Kervan Köprüsü'nün olduğu bölgeden ayrılıyor Meles Çayı'ndan. Daha sonra Basmane Garı'na doğru ilerliyor Kapılar Bölgesi'nden. Basmane Garı'ndan sonra kuzeye doğru dönüp Kültür Park'ın içine giriyor. Kültür Park'tan da aslında şu an bulunduğumuz Vasıf Çınar Bulvarı aksına girip buradan Vasıf Çınar Bulvarı'nı izleyerek denize dökülüyor. Boyacı Deresi 18. yüzyılın sonlarından itibaren denize kavuştuğu yerden başlayarak yavaş yavaş yer altına alınmaya başlıyor. Yani kayboluyor derken önce kuruyup yok olduğundan ziyade yer altına alınma sürecinden bahsetmek gerekir. Çünkü işte 18. yüzyılın sonlarına doğru İzmir çok büyüyor, kent merkezi çok büyüyor ve Punta bölgesine kadar, yani bugünkü modern liman bölgesine kadar yayılmaya başlıyor yapılaşma. Dolayısıyla buralarda yapı alanı ihtiyacı doğuyor ve arsaların değerleri artıyor. Dolayısıyla Boyacı Deresi de bu süreçte yer altına alınıyor. Dolayısıyla son birkaç yüz metrelik kısmı yer altından akmaya başlıyor Boyacı Deresi'nin. Tam olarak kaybolması ise 19. yüzyıla denk geliyor. Biliyorsunuz İzmir büyük yangını yaşadıktan sonra yeniden yapılaşıyor. Özellikle Alsancak bölgesi büyük oranda. Ve bu yeniden yapılaşırken eski izlere, eski verilere çok da riayet edilmiyor. Yeni bir planlama yapılıp onun üzerine tekrar yapılaşıyor. Dolayısıyla bu yeni planlama yapılırken de eski dokunun izleri, yani hem Boyacı Deresi'nin aktığı güzergah hem de yapı adalarının, sokaklarının izleri çok fazla günümüze taşınamıyor ne yazık ki. Dolayısıyla bu süreçte tamamen neredeyse Boyacı Deresi'nin yok olduğunu söyleyebiliriz. Kentler aslında tarihleriyle birlikte yaşayan organizmalar, belleksiz mekanlar değil kentler. Yani bir kentin belleği, tarihi ne kadar zenginse ve günümüze ne kadar aktarılıyorsa o kadar zengin bir yaşantı sunuyor insanlara. Dolayısıyla bu gibi verilerin, tarihine dair bu gibi bilgilerin günümüze aktarılması çok önemli. Tabii ki bugün Boyacı Deresi'ni tekrar ortaya çıkarmak mümkün değil. Çünkü artık kurumuş durumda, böyle bir su yolu yok. Ancak yine de günümüzde tabii çok ciddi teknolojik imkanlar var. İşte sanal bir takım görselleştirmeler veya cep telefonu uygulamaları gibi birçok imkanla Boyacı Deresi ve Boyacı Deresi gibi birçok tarihte kalan, günümüze yansıyamamış birçok kentsel hafızayı günümüze taşıyabiliriz. Bununla ilgili uygulamalar yapılabilir, sanal imkanlar kullanılarak görselleştirmeler yapılabilir ve biz kent merkezinde gezerken bundan 100 yıl önce burada ne vardı, 200 yıl önce, hatta belki çok daha önce, Antik Yunan döneminde veya çok daha öncelerde buralarda ne olduğunu bu tip uygulamalar sayesinde deneyimleyebiliriz ve bu bizim kentsel yaşantımıza zenginlik katar diye düşünüyorum. Kentte gezerken karşımıza çıkacak bir takım bilgilendirmeler de bu konuda çok yararlı olacaktır. Bunlar çeşitli tabelalar olabilir veya yüzeylerdeki boyamalar, işaretler olabilir. Örneğin Meles Çayı'ndan denize kadar Boyacı Deresi'nin aktığı güzergah belli bir tonda boyanabilir. İnsanlar merak eder önce ve daha sonra bu bilgilendirme tabelalarına ulaştıklarında tarihlerine dair önemli bir veriyle karşılaşmış olurlar ve bu kentsel hayatlarına bir zenginlik katar diye düşünüyorum. Sınırlayan bir bölge, yani 16. yüzyılda, 17. yüzyılda kent
oraya kadar, yani şu an bulunduğumuz yere kadar genişliyor konak tarafından buraya doğru. 18-19. Yüzyılda diğer tarafa geçiyor. Böyle bir sınır işlevi de görüyor projeleriz. Böyle bir karakteri de var. Tabii bir süre sonra o sınır aşılıyor ve daha sonra da dediğim gibi yer altına alınma ve yavaş yavaş yok olma süreci başlıyor. Yani burada da görüyorsunuz zaten derenin adını aldığı boyacılar bunlar. Genelde yün boyama sürecinde çok su ihtiyacı olduğu için dere o açıdan kullanılmış. Burada herhalde şu kapalı mekanlarda o yünler boyanmış. Boyandıktan sonra da derenin üstündeki bir köprünün üzerine kuruması için asılmış.